Çocuklar, karşında ön sesi olan bir hayvan söyleyebilir misiniz? Örümcek! Örümcek. O halde hep birlikte örümcek objesini çizelim. Nasıl çiziyoruz? Örümcek gövdesini. Sonra örümceğin gözlerini çiziyoruz. Daha sonra örümceğin bacaklarını çiziyoruz. Çocuklar, sizler de örümcek resmini çizebilir misiniz? Evet! Örümceğin gövdesi. Örümceğin gözleri, örümceğin gövdesi. Örümcekler ön sesi çiziyor. Örümceğin gözü, örümceğin bacakları, örümceğin bacakları. Çocuklar, başında A sesi olan bir eşya söyleyebilir misiniz? Aferin size, ampul. Peki ampulü çizelim beraber. Ampulün başı, ampulün gövdesi, ampulün gözleri ve ampulün ağzı. Sonra ampulün gövdesini çiziyoruz. Daha sonra ampulün gözlerini çiziyoruz çocuklar sırayla. Bu çizdiği resim nedir? Ampul! Aferin size, bu bir ampul. O halde ampulü şimdi siz çizin. Ampulün gövdesi, ampulün ağzı, ampulün ağzı. Ampulün başı, ampulün gövdesi, ampulün gölleri, ampulün ağzı. Emrecan, bana ampulü çizebilir misin? Evet, çok kolay. Çiz bakayım. Ampulün başı, ampulün gövdesi, ampulün gözleri, ampulün ağzı. Tahtada örümcek resmini çizmek isteyen var mı? Tamam Emrecan, sen gel. Örümceğin gövdesi sarı. Al işte örümcek. Muş Merkez Vali Adil Yazar İlkokulu'na görev yapıyorum. Projenin adı Resimlerle Haflere Yolculuk. Projemin birinci basamağında çocuklar ana sınıfında aşamalı bir şekilde resim çizecekler. Sınırlı alan boyama çalışması yapacaklar, nokta birleşimi yapacaklar. Çocuklar yaptıkları bu resimler üzerinden farkına varmadan harfi de hissedeceklerdir. Sonraki süreçlerde birinci sınıfa geçen bu çocuk harf öğrenme sırasında zorluk çekmeyecektir. Çünkü öğrenme transferi gerçekleştireceğinden dolayı çocuk harfi tanımış olacaktır. Bu resimler alfabe tipografisine uygun bir şekilde özel olarak tasarlanmıştır. Ayrıca bu resimlerde, bu objelerde şekil-zemin ilişkisini vurgulayarak disleksi tanısı almış çocuklarımızın daha kolay öğrenmelerini de sağlamış oluyoruz. Dolayısıyla bu büyük proje ezberci yöntem yerine anlamlı, etkili, yaratıcı ve sorgulayıcı bir öğrenmeye esas almaktadır. Bu proje çalışmasının pilot uygulamasını hem İstanbul Kartal ilçesinde hem de Muş'ta hayata geçirdik. Ayrıca İstanbul, İzmir, Van, Diyarbakır, Yozgat, Çorum, Şırnak Uludere, Şırnak Cizre, Hakkari Yüksekova, Muş merkezlerinde rehabilitasyon eğitim merkezlerinde görev alan öğretmen arkadaşlarımız bu projeyi uygulamışlardır ve etkili bir sonuç aldıklarını beyan eden videolar ve mesajlar atmışlardır. Heyecanla bu çalışmanın hayata geçmesini beklemektedirler. Bu projeyi arkadaşlara ben gönderdim, istediler, ben onlara yolladım. Çünkü okumada ve yazmada sıkıntı çekip yaşayan öğrenciler varmış. Projeyi 2014 yılında İstanbul'da özel eğitim alanında çalışırken, uluslararası alanda geniş çaplı araştırmalarım sonucu öğrendiğim bir mantık. Bu projeyi 2015 yılında İstanbul'da noterini aldım. 2017 yılında ise Türk Patent Enstitü Kurumu'nda tasarım teşvik belgesini aldım. Bu projeler sayesinde de 100 tam puanla Türkiye birincilik başarım vardır. Muş Milli Eğitim Müdürü Sayın Enver Kıvanç'ın değerli ve üstün gayretiyle inşallah yakında bütün çocuklarımızın istifade edebileceği adımlar atacağız. Özellikle rehabilitasyon eğitim merkezlerindeki özel eğitime muhtaç kardeşlerimizin sevgimize ve desteğimize ihtiyacı vardır. Devletimizin yanında olmak suretiyle Milli Eğitim Bakanımızın uygun görmesi halinde tescili aldığım kitabımı hediye etmek istiyorum.